Her gün aynı şey. Yeter artık anne, yeter. 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 Affedersin kızım. Yaşlılık işte. Ne yapayım bu yaşlıysan, hastaysan ha? Ne yapayım, ben ne yapayım? Ben hiç gün yüz göremeyecek miyim ha? Ya şu halime bak. Her gün çamaşır yıkamaktan ellerim buruş buruş oldu. Makine bile dayanmadı senin şu pis çamaşırlarına. Bozuldu gitti. Abim bugün yarın tamir ettirecek. Öyle deme. Nasıl diyeyim anne ha? Nasıl? Bıktım, anlıyor musun? Bıktım. Kızım, bir çorap versene. Bak, ayaklarım buz gibi oldu. Senin ayakların buz gibi oldu. Ben buz gibi oldum, anlıyor musun? Ben hayata karşı buz gibi oldum, anlıyor musun? Kızım, kapı çaldı, baksana. Buyurun. Ödenmemiş borcunuz var, buyurun faturanız. Maalesef elektriğinizi kesmek zorundayız. Nasıl ya? Ödemiştir abim, bir hata yapıyorsunuz. Üzgünüm. Ne oluyor burada? Elektriğimizi kesmeye gelmişler. Abim ödemiştir dedim ama dinlemediler. Ödedin değil mi? Maalesef ödeyemedim. Bir bu eksikti, Allah kahretsin. Ne kadar memur bey borcumuz? 150 lira. Şey, bize öğleye kadar müsaade etseniz ben gidip parayı yatırırım. Kesmeyin olur mu? Üzgünüm. Lütfen. İçeride hastanem var. Biraz insaf ne olur. Olur mu hanımefendi? Biz de işimizi yapıyoruz. Elimden bir şey gelmez. Biz de emir kuluyuz. Kusura bakmayın yani. Ne bakıyorsun abi? Ne bakıyorsun? Buyurun. Bir elektriğimizin kesilmesi eksikti. Şahtık, şahbaz olduk. Görüyorsunuz değil mi sefilliğimizi? Şermin, saçmalama. Çok da konuşma. Anneciğim nasılsın? Var mı bir ağrın sizin? Oğlum, hoş geldin. Çok şükür iyiyim. İyi olacak tabii. Yediği önünde, yemediği arkasında. Oh, altını üstünü başını yatan temizleyen de var nasıl olsa. Kızım. Şermin, doğru konuş. Denilecek laf mı şimdi bu? Aman aman, bir şey demedim kıymetli anacığına. Ne o? Müdür mü oldun? Müşteri unutmuş. Ne var içinde? Ne bileyim kızım ben ne var? Açmadın mı? Yok, açmadım. Hadi açalım o zaman. Olmaz, yarın durağa bırakırım, sahibi gelir alır. Ya kartı falan vardır belki içinde. Zengin olduk. Saçmalama Şermin, bu para bizim değil. Ya ne diyorsun sen ya? Böyle bir fırsat çıkmışken karşımıza geri mi tepeceğiz? Biz ne zamandan beri hırsız olduk kızım? Anne, şu sefil hayatımıza bak ya. Bu çantanın içinde çok para var. Hem ev bile alabiliriz. Anne, en iyi doktorlara muayene olursun. En iyi tedaviyi görürsün. Abi, sen de gece yarılarına kadar direksiyon sağlamaktan kurtulursun. Çekersin altına son model bir araba, kendi işini yaparsın. Hem bizim de hakkımız değil mi yaşamak ya? Sana inanamıyorum Şermin. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmedi hiçbir zaman. Geçmeyecekti. Anlıyor musun? Of, anlamıyorum abi, anlamıyorum. Ben bu yaşımda bakıcılık yapmayı, dünyamın sadece bu evden ibaret olmasını anlamıyorum. Benim ne farkım var yaşlarından ya? Kaç senedir aynı kabanı giyiyorum. Ya ayağımdaki ayakkabı? Bütün kış ıslak ıslak gelmedim mi ev anne? Senin için hava hoş tabii. Geldiğin zaman yemeğin hazır, kıyafetlerin ütülü. Benim günahım ne? Ya bu bir fırsat. Elektrik faturamızı bile ödeyemiyorsun. Bir de bana haramdan sevaptan bahsediyorsun. Şermin, kes artık. Bazen babam iyi ki ölmüş diyorum, biliyor musun? Senin bu halini görse her gün ölürdü adam. Her gün ölürdü. Zaten kartı da varmış içinde.
Demek menajermiş. Haklısın abi. Özür dilerim. Anneciğim, sen bakma şu deli kızına. Yarın ilk işim bu çantayı bırakmak olacak. Ben de seninle geleceğim. Şermin. Ben de geleyim. Hem abi kardeş beraber gideriz. Buna da mı hayır diyeceksin ya? Of, tamam Şermin, tamam. Anneciğim, çorap getireyim mi? Getir kızım, getir. Yapıyorsun sen ya? Şermin, kendine gel. Bu para bizim değil. Haram kızım, haram. Bırak o paraları, bırak. Abi ya, hiç olmazsa 200 lira alalım. Hem elektriği açtırırız ha, ne dersin? Yeter artık Şermin. Daha fazla saçmalamadan git yat. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya sen ne biçim bir insan oldun ya? Hiç mi utanma yok kızım sende? Utanmaz olur muyum? Yaşadığım bu sefaletten utanıyorum. Köpeklerin bile halimize güldüğü bu durumdan utanıyorum. Yeter sus, bağırma. Annem duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Kimin bildiğini kimden saklayacağız ha? Al senin olsun haram paran. Biz de burada hamam böcekleri gibi pisliğimizi çürümeye devam edelim. İyi geceler sevgili namus şerif timsali abiciğim. Allah'ım. Sen yardım et. Allah'ım sen bu kıza doğru yolu göster. Of ya, yürü yürü bitmedi ya. Arabayı da bırakacak zamanı buldum. Ne bırakması canım, saçmalama. Vardiyalı çalışmıyor muyum ben? O zaman senin çalıştığın saatte getirip çantayı verseydik. Aman bir an önce verelim, üstümüzden çıksın bu para. Ya abi ya, en azından elektriği açtıracak parayı alsaydık. Şermin, öldürtürme bana kendini. Yürü. Tamam, geldik işte burası. Vay be. Biz elektrik faturamızı bile ödeyemezken insanlar böyle saraylarda yaşasın. Biz de önümüze gelen şu fırsatı tepelim. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Bari çantayı verince bize biraz para verse. İstesek mi abi ha? Ne dersin? Şermin, beni delirtmek mi istiyorsun sen? Hadi yürü yürü. Üf. Buyurun efendim. Biz Oktay'a bakmıştık da. Ne için? Ben taksicilik yapıyorum da. Kendisi çantasını benim aracımda unutmuş. Buyurun. Yürü kız. Bittiyse götüreyim o zaman. Efendim, beyefendi taksiciymiş. Ben Halil, dün taksime binmiştiniz. E'si çantanızı unutmuşsunuz. Eyvallah ya. Kaldı mı sizin gibiler? Bravo vallahi. Sırıtma. Sen çekilebilirsin. Peki. Buyurun buyurun. Oturun. Gerek yok. Emanetimizi verdik, gidelim biz. Aa, vallahi olmaz. Buraya kadar geldiniz. Oturun lütfen. Bir kahve içeriz değil mi? İçeriz değil mi abi? Hadi kızım, bize bir kahve yap. Tamam patron. Thank you.
Eviniz çok güzelmiş. E işte. Biraz idare ediyoruz ama çok küçük. Küçük mü? Bizim evin toplamı bu salondan küçük. Küçük bir evimiz var ama huzurluyuz çok şükür. Kardeşim biraz abartmayı severdi. Neyse. Size borçlu kalmak istemem. Bu senin. Az mı buldun parayı? Al bakalım. Hadi al al, çekinme. Kardeşin de çok güzelmiş. Onu da yanıma işe alırım, ha ne dersin? Sen bizi ne zannediyorsun ha? Satılık gibi mi duruyoruz oradan? Benim ne senden alacak param var, ne de sana işe verecek kardeşim. Abi kendine gel. Ne? Oktay Bey bize iyilik yapıyor. Hem ne zamandır işsizim, fena mı olur? Bak, kardeşin senin gibi düşünmüyor. Hadi uzatma da al şu paraları. Benim hak etmediğim parayla, hele de nereden geldiği belli olmayan parayla hiç işim olmaz. Yürü Şermin. Yürü. Yürü, yürü. Ezik. Çok yakında buraya koşa koşa geleceksin. Aman Meral abla. Bir daha alma buradan. Baksana hep dolamaç oluyor. Ben ne bileyim. Hay Allah razı olsun senden be komşum. Ne iyi ettin de geldin. Ben de kızı bekliyordum çileği sarmak için. Ay rengi de ne kadar güzelmiş. Ya Şermin beğenmiş almış. Ne güzel. Bebe yakalı bluz yapacağım ona. Çocuklar nerede? Gelirler birazdan. Bak geldiler işte. Ya anne ya. Kızım ne oldu? Abin nerede? Cehennemin dibinde. Tövbe tövbe. Ne oldu Şermin? Ne olacak? Abin nerede dedi, ben de cehennemin dibinde dedim. Kızım ne biçim laf o öyle? Bana bak Şermin. Hayır diyorsam hayır, anladın mı? Ya anne bir şey de abime ne olursun. Oktay Bey bana iş teklif etti ama abim kabul etmiyor. Ya anne adamın ne iş yaptığı belli değil. Görmedin mi kızım o kızların halini? Ya adam menajer. Adamın çevresinde tabii güzel kızlar kadınlar olacak. Ne işi? Oktay kim kızım? Çantasını bulduğumuz adam anne. O kadar ince biri ki bize para vermek istedi. Beni işe almak istedi ama senin bu kalın kafalı oğlun. İnce mi? Kızım sen salak mısın? Adam paraları önümüze fırlattı resmen. Mal alır gibi. Bıktım artık hayatıma karışmanızdan. Aslında senden, annemden, her şeyden bıktım. Anladın mı? Her şeyden. Keşke beni hiç doğurmamış olsaydın anne. Meral ablacığım, ben kalkayım. Sonra yine uğrarım. Sevel ablacığım nereye? Daha karpuz kesip benim zavallılığımı kutlayacaktık değil mi? Şermin, kendine gel. Haddini aşma. Esas size yeter ya, tamam mı? İstemiyorum. Annemin altını temizlemek istemiyorum. Sana bakıcılık yapmak istemiyorum. Bu pis, rutubet kokulu evde de yaşamak istemiyorum. Şermin, yeter artık. Kendine gel. Kendime gelmek de istemiyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Şermin buraya gel. Dur oğlum, dur. Anne. Otur şuraya yavrum. Alo. Ben Şermin. Hani sabah abimle gelmiştik. Eğer teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum.
Oğlum. Çok gittik galiba kızın üstüne. Ama anne, adam bize köpek muamelesi yaptı resmen. O bunu göremiyor mu? Ah. Ah oğlum. Genç kız işte. Hadi bul onu ne olursun. Tamam anacığım, tamam. Sen yeter ki üzülme. Kızım. Şermin. Ne olur bana kızmayın. Abicim, özür dilerim. Ben de anladım ki öyle bir hayat bana göre değil. Ah benim kardeşim ya. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Anneciğim suyun. Sağ ol kızım. Of of. Ne oldu kızım? Ne arıyorsun? Mavi küpelerim var ya, onları arıyorum. Oh. Şükür olsun ya. Kızım nereye böyle sabah sabah? İş bakmaya anne. Bakarsın bugün güzel bir iş bulurum. Hem abimin yükünü de hafifletmiş olurum. Ah güzel kızım benim. Allah yardımcın olsun. Doğru yoldan ayırmasın seni. Ya ya anneciğim. Aynen. Ayırmasın. Hep doğru yolda kalalım. Böyle dümdüz gidelim. Ne uzayalım ne kısalalım. Anne, geç kalırsan merak etme, tamam mı? Sevel ablada anahtar var, uğrar sana. Ocakta da yemek var, tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle yavrum. Allah'ım sen yardımcısı ol yavrum. Şermin. Şermin hayırdır? Abi elektrik faturası ne kadarmış onu öğrenmeye gidiyorum. O zaman şey yap. Şunu al da borcumuzu öde. Nereden buldun bu parayı abi? Buldum işte. Tamam o zaman yatırayım bunu. Eve geç kalma. Yoksa başka bir yere mi gidecektin? Yok abi. Belki Türkan'la buluşacaktık ama... 10 dakika sonra müşteri gelecek. Bir 10 dakika dur yanımda da ben seni bırakayım. Gerek yok. Biraz da mağazalara bakarım hem. Alamıyoruz ama bakmak da yasak değil herhalde. İyi tamam tamam hadi git. Buyurun sıradaki. Elektriğimizi açtıracaktım. Kayıtlı isim nedir? Halil Uysal. 385 lira. Nasıl ya? Ben 150 lira diye biliyordum. 150 lira son faturanız. Bundan önceki aylara ait de borçlarınız var. Peki elektriğimizi açtırabilmemiz için ne kadar para vermem gerekiyor? 150 lira yeterli. Buyurun. Buyurun makbuzunuz. Bu arada 2 gün içinde yeni faturanız kesilecek. Ödeme yapmamanız halinde elektriğiniz tekrar kesilecek. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Yenilmeyeceğim hayat sana. Dimdik ayakta durup çok zengin olacağım. Herkes, hatta annem, abim bile imrenerek bakacak bana. Hepiniz. Hepiniz göreceksiniz. Akşama bütün listeleri istiyorum. Emredersiniz efendim. Hazırlayayım. Buyurun efendim. Oktay Bey, Şermin Hanım. Sen çıkabilirsin. Peki efendim. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Alo? Oğlum, nasılsın? İyiyim annem. Çok şükür iyiyim yavrum. Yo, gelmedi. İş bakmaya gidecekti. Evet, iş bakmaya. Niye sordun ki? Hayırlı işler yavrum. Allah Allah. Ayıp etti abim bana. Ben sırf iyi niyetimle ona yardım etmek istedim. Ama o küstahça... Oktay Bey çok haklısınız. Ben de çok kızdım kendisine. Ama yapısı böyle. Hem bu para ona haram para gibi geldi. İnan çok üzüldüm Şermin'cim senin adına. Böyle sığ düşünceli insanların arasında kaybolup gideceksin. Yazık. Hayır, ben onlar gibi değilim. Hem olmak da istemedim hiçbir zaman. Fakat orada doğdum, orada yetiştim. Bunu inkar edemem. Bak güzelim. O zaman benden sana büyük bir şans. Eğer sözümü dinler, uslu bir kız olursan... Çok zengin olabilirsin. Hı? Ne dersin? Nasıl olacak peki bu? Sana iş yerimde kariyer yapma imkanı sağlayacağım. Başarılı olursan çok çabuk yükselirsin. Fakat başarısız olursan geldiğin yere geri dönersin. Anlaştık mı? Tavladın kızın adamı. Baksana sana ayran budalası gibi bakıyor. Beğenmese ne diye iş yerinde çalışmanı istesin ki? Allah için fena da değil doğrusu. Karizmatik, hoş. Evet. Cevabın nedir Şermin? İnanın sizi hiç hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ne kadar başarılı olacağımı siz bile inanamayacaksınız. Tamam o zaman. Pazartesi günü derslerin başlıyor. Ne dersi? Küçük kız, ne dersi olacak? Farkındasın değil mi? Geldiğin yerin etkisi var üstünde. Yani nasıl desem... Kalk bakayım. Varoş bir tarzın var. Değişmelisin. Giyinmesini, oturup kalkmasını, yemek yemesini bilmeden seni iş yerimde çalıştıramam. Anladın değil mi? Anladım. Çok mutlu olacaksın. Hayal ettiğinden bile fazla. İnanın bu işi o kadar çok istiyorum ki, siz bile beni tanıyamayacaksınız. Her şey senin azmine bağlı. Sağ ol. Şermin! Abi! Ne işin var senin burada? Bu mu iş ha? Bulmaya gittiğin iş bu? Hayatımın fırsatını senin sayende kaçırdığımı inanamıyorum ya. Ben sana ne dedim ha? Ne dedim ben sana? Nasıl gidersin o eve? Senin kafan hiç çalışmıyor mu? O adamın ne iş yaptığı, paranın suyunun nereden geldiği belli değil mi? Sen hala hayatımın fırsatı diyorsun Şermin ya. Evet, hayatımın fırsatıydı. Yaşadığım sefaletten kurtulacaktım. Kurtulacaktım. Bana ne dedi biliyor musun Oktay Bey? Ne dedi? Çok da umurumda değil benim. Ama benim umurumda. Varoş dedi bana. Varoş, varoş. Sen de... Sana varoş diyen adamla çalışacaksın öyle mi? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Bir şu arabaya bin. Yürü.
Geç! Sorarım ben sana! Bırak beni, bırak! Bırak! Ben bırak. Sana biliyorum yapacağımı! Bırak! Yürü! Lan cezası! Anne! Bu kız artık evden çıkmayacak! Senden nefret ediyorum, anlıyor musun? Senden nefret! Keşke, keşke babam yerine sen olsaydın! Oğlum, ne oldu? Ne bu haliniz? Anne, ben sadece bu gerizekalıyı korumaya çalışıyorum! Kızım! Ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim? Ya ben sırf sizin rahatınız için gece gündüz çalışıyorum, tamam mı? Sorma! O kadar rahatız ki duvardan suyumuz, evden rutubetimiz eksik olmuyor. Saray yavrusu maşallah. Sen sabahtan akşama kadar orada ayak seyretmekten bıkmadın mı he? Sıkılmadın mı? Sıkılmıyor musun he? Kızım öyle deme, bak Allah'ın gücüne gider. Hadi yavrum, abinden özür dile. Ya niye özür dileyecekmişim ya he? Niye özür dileyecekmişim? Peki benden kim özür dileyecek he? Benden kim özür dileyecek? Bu yaşadıklarımdan dolayı benden kim özür dileyecek? Kim? Kim özür dileyecek? Kim? Kim? Peki yaşamadıklarımdan dolayı kim? Kim özür dileyecek? Kim özür dileyecek? Söylesene kim özür dileyecek benden ha? Kim? Kendin kendine gel. Benim de sabrımın bir sınırı var. Ah, benim de sabrım bir sınırı var. Yeter mi yeter? Yeter. Yeter. Hepiniz bana muhtaç olacaksınız. O zaman ben de size kaderin tokatını atacağım. Hiç acımayacağım size. Hiç. Hadi bakalım. Teşekkürler. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Öyle değil. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Peki efendim. Ellerimiz olduğunca yukarıda. Tamam mı? Aferin. Şimdi küçük küçük keseceksin, unutma. Bıçağı düzgün tut. Evet. Küçük parmağın havada olacak ama çok fazla değil. Nasıl? Bunu da alalım. Dükkan senin.
Günaydın. Oo, güzeller güzeli, günaydın. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Hayatım, sen zaten güzelsin. Hadi otur, bak bu sofrayı senin için hazırlattım. Hayırdır? Suratından düşen bin parça, ne oldu? Yoksa rahat uyuyamadın mı? Yoo. Aksine burada olduğumdan beri çok rahat uyuyorum. Ama... Ama? Oktay, buraya geldiğimden beri sadece beni mutlu ediyorsun. Harçlık veriyorsun, güzel kıyafetler alıyorsun. Ama neden? Bir çeşit yatırım diye düşün. Hem ben seni işe aldım, unuttun mu? Yani sadece iş için mi bütün bunlar? Evet, iş için. Başka ne için olabilir ki? Anladım. Sersem, sen benimsin. Senden çok hoşlanıyorum, hem de çok. Ben de senden hoşlanıyorum, hem de çok. Peki, ben senin neyinim bu durumda? Anlamadın mı? Sevgilimsin, küçük aptal. Çok mutluyum, çok, çok. Ha, tatlım. Bunları al, bugün alışveriş yap. İyi ama bunlar çok değil mi? Senin için az bile hayatım. Beni şımartıyorsun aşkım. Canım. Şermin. Birini mi bekliyordun? Durun, giremezsiniz. Giremezsiniz. Bırakın efendi. Durun diyorum. Şermin. Ne var? Ne istiyorsun? Eve dönüyoruz. Ha. Annemin senin için döktüğü gözyaşları olmasa ölsem adım mı atmazdım buraya? Zavallı hasta kadını düşürdüğün şu hallere bak. Hiç acımıyorsun değil mi? Yürü gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum. Oh ne âlâ dünya. Siz iyice beni hizmetçi bellediniz. Ha. Al şu 100 lirayı da cebine harçlık yap. Üzülme. Gene ara sıra para yardım yaparım size. Ama düşün artık yakamdan, anlıyor musun? Düşün. Annem de sen de umurunda değilsiniz artık. Şimdi evimden defol. Ah! Bırakın lan beni. Bırakın. Üzülme. Kaçma. Şermin. Şimdi sorarız. Üzülme sana. Hayatım. Üzülme. Şermin. Artık seni hiç kimse üzemeyecek. Şermin. Niye üzüleyim canım? Bırakın be. Düşsünler artık yakamdan. Anne dur, acıyordur. Öf, öf. Elleri kırılsın sana bunu anne, yapanların. Anne dur, anne dur, sürme sürme. Peki oğlum ya kız kardeşim? Onu nasıl kurtaracağız biz bu bataktan? Anne benim artık Şermin diye bir kardeşim yok, anladın mı? Yok. Benim için öldü o. O zengin evin bahçesine gömdüm ben onu. Aşkım, neden buraya geldik? O serseri abim bizi bulamasın, tadımız kaçmasın diye. Aslında ben de çok ters davrandım ona. Aşkım, güzel kafanı neden bunlarla yoruyorsun? Hele bir evlenelim, ellerini öpmeye gidelim. İkisi de dayanamaz, hemen affederler bizi. Hadi yukarı çıkalım. Bu gece erken yattığında yarın sana bir sürprizim olacak. Sürpriz mi? Yoksa? Sürpriz tabii. Bayılacaksın.
Başka bir emriniz var mı? Hanımefendiye bugün hazırlanması için yardım edin. Akşama da özel bir şeyler hazırlayın. Konuklarımız var. Ben çıkıyorum. Peki efendim. Canım benim ya. Allah'ım çok mutluyum. Sana şükürler olsun. Ay, dikkat et biraz. Özür dilerim efendim. Buyurun efendim. Ellerim hojeli, görmüyor musun? Özür dilerim. Çok kıymetli dostum Hasan Bey. Bu da benim prensesim Şermin. Çok memnun oldum. Bu değerli hanımefendi de Gönül. Hanımefendi mi? Ay ilahi Oktay, hiç güleceğim yoktu. Memnun oldum şekerim. Ay bu da çok gençmiş ya. Güzel güzel. Genç ve diri maşallah. Oktay, yalnız olacağımızı zannediyordum. Hasan Bey yabancımız değil Şermin'cim. Hatta ilk mesainin patronu da diyebiliriz. Ne mesaisi? Güzel kız değil mi ama? Ay şekerim, ne patronu, çok şanslısın. Oktay, ne oluyor burada? Sürprizim var demiştin. Ay çok saftirik bu da ya yol. Sürprizin bu canım. Sen de anlamamazlıktan gelme. Bu gece Hasan Bey'i mutlu edeceksin. O ne demek Oktay? O ne derse onu yapacaksın demek. Sattım kızım seni. Hala aptal aptal bakma suratıma. Sattın mı? Ya sen neler diyorsun Oktay? Ben seni seviyorum, sen de beni. Bu gece bana evlenme teklif etmeyecek miydin sen? Yuh, artık bu kadar da olmaz. Bu kadar da saf olunmaz. Ne sevgilisi, ne evliliği be. Ben sana iş verdim, sen de kabul ettin. Evlenelim mi dedim. Hadi, daha fazla uzatma da. Fazla naz aşık usandırır. Gel buraya bakayım yavrum. Ya, gel buraya yavrum. Ya bırak. Gel. Ya bırak, bırak. Seni sevabına baştan yarattım. Bana teşekkür etmen lazımken... Boşuna mı eğitip o kadar paraya boğdum seni? Bu gece Hasan Bey'in olacaksın, tamam mı? Hem benim senin gibi bir bataklık gülüyle ne işim olur gerizekalı? Ya beni bırak! Bu ne lan? Rezil mi olacağız paramızla? Tamam abi, ben ona bir ayar çekeceğim abi. Cahilliğine ver abi, kusura bakma. Anneciğim, suyunu getirdim. Ben işe gidiyorum. Hayır duanı alayım dedim. Allah bol kazançlı. Kazasız belasız bir gün nasip etsin sana yavrum. Amin anneciğim. Abi. Affet beni abi. Çok pişmanım. İnan, yüzümü söyleyecek hiçbir şey yapmadım. Benim senden başka, annemden başka kimsem yok. Abimsin, babamsın. Dön
bari sırtını bana. Ne olursun. Oğlum. Kolay mı sanıyorsun sen? Onun için bu halde olmak. Yürüyememek. Böyle yatalak kalmak. Yavrum. Allah onu bize bağışladı. Bize de affetmek düşer. Abi. Affettin beni. Biz kardeşiz.